die Feinde in Selven, die können nur erst sind, weil die Başkanlığı unutuyorum. Evet, deniz, kum, güneş ve artık sağlık. Biliyorsunuz sağlık turizmi Türkiye için de yeni ama Kıbrıs için daha çok yeni. Ve sürdürülebilir bir turizm. Bugün plajlarınız gözdedir. Bu yıl çok turist alırsınız. Ama gelecek yıl bir başka Akdeniz ülkesi gözde olur. Siz turist sayınızda düşüş yaşarsınız. Fakat sağlık böyle değil. Sağlık yaz aylarında da, kış aylarında da eğer beğenilir, aranır hastaneleriniz varsa hiçbir zaman son bulmayacak bir turizmdir, son bulmayacak bir sektördür. Herkes sağlığı için dünyanın ucuna kadar gidebilir. İşte artık Kıbrıs'ımız böyle aranır, beğenilir bir hastaneye sahip ve güçlü bir şekilde sağlık turizmine girmiş bir ülke. Peki, şu anda hangi ülkelerden hasta alıyoruz? Şu an öncelikle tabii ki İngiltere, Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerle başladı çarklarımız dönmeye, sağlık turizminin çarkları. Bunun yanı sıra İtalya, Azerbaycan ve Almanya ile bağlantılarımız var. Buralardan hastalarımız başlıyor. İlk hastamız hangi ülkeden diye soracak olursanız, ilk hastamız Azerbaycanlı bir bayandı. Bize bypass ameliyatı için geldi. Dörtlü bypass oldu bizde. Eşi çok dünyaca ünlü bir profesör, Almanya'da, Amerika'da da dersler veren, Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde üniversitesinin mensubu bir hocamız. O bizim hastanemizi, bizim ülkemizi tercih etti. Bu da rastgele değil, ne kadar bilinçli bir tercih olduğunu da gösterir. Peki bugüne kadar Kuzey Kıbrıslı dışında kaç kişi tedavi ettiniz? Kuzey Kıbrıslı dışında tam bir sayı olarak... Şöyle demek lazım, yani %10'lardadır. %10'larda. %10'larda yabancı hasta, evet. %90'larda evet. Kuzey Kıbrıslı. Diş hekimliği hastanemiz, diş hastanemizle ilgili söyleyecek olursak, biliyorsunuz kuzeyden bir küçük şişe su bile almayan Güney Kıbrıs vatandaşları diş hekimliği hastanemizin hasta sayısının %10'unu oluşturuyor. Bu da sağlığın, din vazgeçilmezliğini ve başarılı olduğu yere her halükarda gidildiğini gösteriyor. Evet, peki sağlık turizmi alanında daha çok hangi bölgelerde yayılmayı düşünüyorsunuz? Evet, herhalde tahmin edersiniz ki bize yakın uçuşların olduğu bölgeleri seçmek bir doğrusu. Bizler de öyle yaptık. Öncelikle İngiltere başta olmak üzere. İngiltere'de hem soydaşlarımız hem de İngiliz turistler. Bunun yanında İtalyan ve Almanya bu yıl ağırlıklı. Bilhare de bu yıl yapacağımız tarafımlarla Kiev'den de bir potansiyeli değerlendirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki ay ağırlıklı bir heyetle yine Kiev'deki Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı'na katılacağız. Orada ülkemizi, hastanemizi tanıtacağız. Tabii ki burada herhalde şöyle söylemek gerekiyor. Sizinle bu sohbeti yapmak da ayrıca bir zevk. Çünkü siz bu konuda sağlık turizmi, turist sağlığı konusunda ihtisasınız da var. O bakımdan çok hoş bir sohbetle ayrıca. Bugün ülkelerin tanıtımı böyle sürdürülebilir. Az önce sizin de dediğiniz gibi kongre turizmi gibi, sağlık turizmi gibi sürdürülebilir. Temeldeki turizm çeşitleriyle hem tanınırlığını hem imajını çok daha hızlı, çok daha güzel tanıtabiliyor. Dolayısıyla biz de yakında üniversitesi olarak işte Türkiye'mizde ilk defa başlattığımız Kuzey Kıbrıs'ta sağlık turizmi broşürüyle anlatmaya çalıştığımız Kıbrıs Adası bir sağlık ülkesi. Kıbrıs Adası bir sağlık turizmi sunan, uluslararası standartta sağlık hizmeti sunan
parlayan bir yıldız şeklinde gelmesi için ilk adımlar burada. Bunu takip eden Avrupa ve Avrupa Çanları'ndan sonra da tahmin ediyorum ki hem Kuzey Kıbrıs turizmi hem de aslında burada herhalde şöyle de demek gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti de sağlık temelli tanınırlığı, bilinirliği daha fazla artacak. Peki ben Yakın Doğu Üniversitesi'nin genel rakamlarına bakarsam, özellikle sağlık bilimleri fakültelerinde yurt dışından kaç öğrenci okuyor? Hayırdan Bey daha... Üniversitemizin toplam öğrenci nüfusu 20 bin. Sağlık bilimlerimiz henüz yeni olduğu için her yıl artmakta. Henüz mezun vermediler. Hayır, mezun değil. Şu an 2000'e yakın okuyan öğrencimiz var. Fakat üst sınıflar da dolduğunda aşağı yukarı 3000 civarında sağlık eğitimi alan öğrencimiz var. Buna hemşirelik yüksekokulumuz, diş, ecza fakülteleri, veteriner hekimlik fakültesi de dahil olmak üzere ve tıp fakültesi de 3000 gibi bir öğrenci.